istihsa ne demek? Bugün buna ihtiyacımız var mı yok mu? Bu konularda işaret edeceğini umarak sözü kendisine veriyorum. Hocam buyurun. Saygılar sunuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Hanife'nin içtihat metodunda istihsan. Şimdi uzunca bir metindi. Ben bunu özetledim. Ama ne kadar özeti ya da sunum yaptığım metin aslı yansıdı onu bilemiyorum. Şimdi öncelikle Ebu Hanife'nin içtihat metodu nasıldı? Onun üzerinde kısaca duracağım. Daha sonra istihsan düşüncesine temel teşkil eden sahabe uygulamaları, Hazreti Peygamber dönemi ve tabi'in dönemi uygulamalarından birer ikişer örnek vermeye çalışacağım. Daha sonra da istihsan metoduyla ilgili birkaç noktaya değinip Ebu Hanife'ye nispet edilen istihsan örneği çözümlerde de söyleyerek konuşmayı bitirmeyi düşünüyorum. Şimdi istihsan bizim fıkıh sistematiğimizde bir usul eserlerinde bir de furu eserlerinde adı geçen bir kavram. Usul eserlerinde daha ziyade fer'i, tali ya da yöntem mahiyetli delil başlığı altında incelenir. Furu eserlerinde ise genel kurala ya da kıyasa aykırı hüküm ve fetva vermenin gerekçesi olarak tema yüzetiyor. Şimdi istihsan terimi ilk olarak Ebu Hanife tarafından kullanıldığı, yani terim anlamında kullanıldığı ve sonraki Hanefi usulçüler ve sistemleştirilerek literatüre girmiş bir kavram olduğu genel kabul görmekte. Bu yöntem ortaya çıktığı andan itibaren lehte ve aleyhte pek çok tartışmaya da konu olmuştur. Bu tartışmalar istihsanla kastedilen muhteva, bilgi değeri ve istihsan metoduyla ulaşılan çözümün bağlayıcılığı üzerinde de yoğunlaşmaktadır. Bilindiği üzere İslam'ın temel kaynakları naslar, kitap ve sünnet. Bu kaynaklar muhteva olarak insanoğlunun din adına ihtiyaç duyabileceği her türlü bilgiyi içermekte. Bu bir ilke. Bir diğer kabulümüz sınırlı sayıda naslar. Fakat hayat sürekli değişmekte ve sınırsız çeşitlilikte. İşte sınırlı sayıdaki naslardan sınırsız sayıdaki olayları çözmenin yolu rey ile içtihadı devreye sokmaktan geçiyor. Ve bu faaliyet naslar üzerinde düşünmeyi, onlardan bazen açık, bazen gizli olarak yer bulan genel hukuk ilkeleri, normatif karakterli külli önermeleri içeren muhtevayı tespit etmeyi, karşılaşılan meseleleri bu faaliyet sonucu elde edilen verilerle çözmeyi içermekte. Kanun koyucu, hayatın problemlerine ilişkin çözüm üretilirken takip edilecek yolun, yorum faaliyetlerinin, metodunun ve sınırlarının ne olacağı konusunda kesin bir kural koymamış, bunu adeta insanın yetki ve sorumluluğuna bırakmıştır. Bu sebeple kaynaklardan hüküm çıkarma veya yeni olaylara çözüm üretme meselesi ilk dönemlerden itibaren pek çok farklı yaklaşıma konu olmuştur. Ebu Hanife'nin içtihat metodu, bunu bir bütün içerisinde değerlendirmezsek eğer, sadece mesela istihsandan söz edersek bütünlüğü yakalamamız mümkün olmaz. Tamamen bir bütün içerisinde, yani bütün kaynakları bir bütün işleyiş içerisinde değerlendirmemiz gerekiyor. Ebu Hanife önce bir meselenin hükmünü Kur'an'da arar. Eğer orada bulamazsa, bu konuda herhangi bir sünnet var mı, sünnette herhangi bir uygulama var mı, buraya bakar. Bu konuda öğrencilerinin bildikleri sahabe sözü, rivayet, hadis vesaire ne varsa bunlardan ortaya koymalarını ister. Şayet bu yolda bir çözümün de bulunmadığı anlaşılırsa kıyası devreye koyar. Peki kıyas ne? Kıyas var olandan olmayana gitme ya da var olanın hükmünün benzer özelliği taşıdığı için hakkında hüküm bulunmayan meseleye taşıma. Hakkında hüküm bulunmayan meseleyi hakkında hüküm bulunana ilhak etme demek. Yani sınırları belirli. Fakat kıyas bazen dinin ruhuna, genel prensip ve amaçlarına uygun düşmeyebilir. Yani ilk bakışta görülmeyen, ancak düşünmekle bulunabilecek olan müessir illeti
kavrar ve kuvvetli bir delile dayanarak istihsan metoduyla Ebu Hanife hüküm verir. Ayrıca o, biraz önce Adnan hocamızın da söylediği gibi, ticari hayatın içerisinde olduğu için halkın muamelatını da göz önünde bulundurur. Dini temel ilke ve esaslarına aykırı olmadığı sürece örfe itibar eder. Ebu Hanife kendisine bir fıkhi mesele arz olunduğunda ya da fıkhla ilgili herhangi bir problem ortaya çıktığında onu çeşitli yönleriyle ele alır, tartışır, farklı ihtimal ve durumlara göre fikir ve çözümler üretir. Hatta henüz vuku bulmamış farazi meselelerin hükümlerini de içtihadının kolu edinirdi. O, kıyası sistemleştirmiş, sıkça kullanmış ve henüz vuku bulmamış hadiseleri uygulamaktan çekinmemiştir. Zira Irak bölgesinin özel şartları meydana gelen veya vuku muhtemel olaylar karşısında susmayı ve çekimser davranmayı değil, olayları fıkhi hükme bağlayarak Müslümanlara yol göstermeyi, halkın aşırı görüş ve çözümlere yönelmesini önlemeyi gerekli kılmaktaydı. Yani burada biz fıkhın adeta hayatla baş başa ya da hayatın önünde gittiğini görüyoruz. Biraz önce hocamız söyledi, günümüzdeki problemlerin çözümlerine biz yetişemiyoruz. Bu biraz da tabii hayatın çeşitliliğiyle alakalı bir şey. Talebesi İmam Muhammed'in naklettiğine göre Ebu Hanife, kıyasla bir meselenin çözümü konusunda bir tartışma olduğunda, şayet ben istihsan yapıyorum derse, artık onun talebelerinden hiç kimse ona karşı koyamazdı. Çünkü Ebu Hanife, meseleler arasındaki açık ve gizli illetleri bulur, aklını ve zekasını son derece kıvrak ve güçlü bir şekilde kullanırdı. Ebu Hanife'nin ticaret hayatının içerisinde bulunması, insanların problem ve ihtiyaçlarını yakından tanımasına yol açmış, birçok konuda örfü ve içtimai vakayı esas alan farklı yorum ve içtihatlar yapmasına zemin hazırlamıştı. Bu durum, Ebu Hanife'nin hocaları ve önceki nesiller tarafından aktarılan fıkhi kuralları, görüşleri, ayet ve hadislerle ilgili yorumları içinde bulunduğu ortam, insanların ihtiyacı ve dinin genel ilke ve amaçları açısından yeniden değerlendirme, sınırlı naslarla sınırsız olaylar, naklin hükmü ile aklın yorumu, hadisle rey arasında makul bir ahenk kurmak imkanı vermiştir. Şimdi istihsan düşüncesinin peki dayanakları neydi? İstihsanı muteber bir delil kabul edenler, bu düşüncenin bizzat vahyin geldiği zamandan itibaren, vahiy zamanından itibaren hem peygamber döneminde, hem sahabe döneminde, hem de tabi'in döneminde uygulandığını ve bu yönde örnekler zikrederler. Mesela bunlardan birisi Selem Sözleşmesi. Hanefilere göre Selem Akdi, kıyasa aykırı bir muameledir. Kıyasa aykırı bir akittir. Niçin? Çünkü genel kural, akit sırasında satılacak malın mevcut olmasını gerektirir. Zira Peygamberimiz لَا تَبِتْ مَا لَيْسَ عِنْدَكِ yani yanında bulunmayan şeyi yahut da akit sırasında bulunmayan, mevcut olmayan şeyi satma şeklinde bir genel kural koymuştur. Bu genel ilkeden istisna olarak Peygamberimiz Medine'de Medine halkının Selem Sözleşmesi yaptıklarını gördü. Ve bunun için de onlara bu genel ilkeye, yani akit sırasında bulunmayan şeyin satılmasının yasaklanmasına aykırı olan bu işleme bazı kayıtlar koyarak izin verdi. Mesela bu istihsan düşüncesi açısından önemli bir ilke. Yine Hazreti Ömer'in uygulamaları sahabe döneminde önemli. Mesela Kur'an-ı Kerim'de izin verilmesine rağmen ehli kitap kadınlarla evliliği Hazreti Ömer yasaklıyor. Devlet başkanı yetkisi olarak. Yine bu Sevat arazisi Irak, Suriye bölgesinin fethi sırasında menkul malları
ganimet olarak dağıtıyor, diğerlerini de kamuya tahsis ediyor. Mesela bu da, gerçi üzerinde tartışma var. Çünkü Peygamberimiz ganimet olarak aldığı malların hepsini aynı şekilde davranmıyor. Farklı örnekler var. Ve burada yine dinin gayeleri doğrultusunda kıyasa aykırılık taşıyabilecek şekilde bir hüküm veriyor Hazreti Ömer. Yine mesela bir diğer konu, Peygamberimiz nar koyulmasını yasaklıyor. Ama Sa'd bin el-Müseyyeb, Rebi bin Abdurrahman ve Yahya bin Said el-Ensari gibi tabi'in fakihleri kıyasa aykırı olarak, yani nar yasağına rağmen maslahatın gerektirdiği hallerde bu işlemin cevazını fetva vermiştir. Yine mesela Ebu Hanife'nin çağdaşlarından olan İbn-i Ebu Leyla, Maraz Mev halinde karısını boşayan kişinin karısını İddet Suresi içerisinde yahut da başkasıyla evlenmediği sürece o kocaya hakkını kötüye kullanmış olabileceği düşüncesiyle kıyasa aykırı olarak, çünkü kıyas boşanmayla birlikte nikah konusuna erdiği için mirası da ortadan kaldırır. Hakkı kötüye kullanma düşüncesinin olabileceği gerekçesiyle istihsan düşüncesine benzer şekilde evlenmediği sürece o kocaya, yani maraz mevt halinde boşayan kocaya mirasçı saymıştır. Peki istihsanın tanım ve mahiyeti nedir? Şimdi ilk kullanıcıları Ebu Hanife ve talebeleri olmasına rağmen istihsan tanımı ile ilgili, ya da onlardan istihsan tanımı, sınırları ve hangi şartlarda istihsana başvurdukları ile ilgili bir tanım yok. Biz sadece örnekler üzerinden geriye dönük olarak onların yaptıkları istihsanları çözümlemeye çalışıyoruz. İlk tanımlar, istihsanı tanımlayan ilk kişi bilinen Ebu Mansur el-Maturidi. Bu yaklaşık 333 vefat tarihi olduğuna göre hemen hemen 200 yıla yakın, 150 yıla yakın bir sonra. Yani bu kavramın kullanılması var, tanımın oluşması var. Hanifiler arasında kabul gören tanım ise Kerhi'ye ait. Kerhi'nin de vefat tarihi 340. Kerhi şu şekilde tanımlıyor: İstihsan, müştehidin daha kuvvetli gördüğü bir husustan dolayı bir meselede benzerlerin hükmünden, yani kıyastan, başka bir hükme başvurmasıdır. Hanifilerin istihsan tanımları içerisinde en açık ve kapsamlı olan ve tutulan da budur. Serasi de... Yok mu örnek? Bir örnek. Örnek. Nasıl hocam? Yani bu istihsanın örneği hiç örnek vermediniz. Ben, hocam biraz önce verdim, biraz sonra vereceğim zaten. İsterseniz bunu konuşma bitince, müzakere esnasında daha detaylı konuşabiliriz. Şimdi Serasi'nin bildiğimiz gibi hem usul hem de furu eseri var. Furu eseri olan Mevsut'ta istihsanla ilgili çeşitli tanımlar var. Ve bu tanımların ortak noktası olarak Serasi şu cümleyi kuruyor: bütün bu sözlerin özeti kolaylık için zorluğu terk etmekten ibarettir. Serasi sonrası Hanefilerde genel olarak istihsan hemen hatıra gelen kıyas mukabilinde nas, icma, zaruret ve hafî kıyas şeklinde sabit olan delile istihsan denir. Yani bu tanım Hanefilerde genel kabul görür. Son dönemde yapılan istihsan tanımları ise biraz daha Hanefilerin tanımlarını dahil ettikleri unsurların dışında unsurlar içerir. Mesela İslam Ansiklopedisi'nde istihsan maddesinin yazarı Ali Bardakoğlu Hoca, istihsan, müştehidin bir meselede icma, zaruret, örf, maslahat, gizli kıyas gibi özel ve daha kuvvetli görünen bir delile dayanarak o meselenin benzerlerinde izlenen genel kuraldan ve ilk hatıra gelen çözümden vazgeçmesi ve hukukun amacına uygun bulduğu başka bir hükmü vermesi şeklinde özetlenebilen yöntemin adıdır şeklinde bir tanım yapıyor. Bu tanımda biraz önce söylediğimiz gibi Hanefilerin tanımda yer verdikleri dört unsurun dışında örf, işte maslahat gibi başka unsurlara da yer veriliyor. Şimdi kıyas ve istihsan. İstihsan dediğimizde genelde kıyasa aykırı yahut da kıyasın gerektirdiği hükümden
başka bir hüküm vermek şeklinde ortak tanımların hepsi de hemen hemen ortak nokta bu. Yani kıyasın gerektirdiği hükümün dışında başka bir hüküm vermek. Kıyası bırakmak, kıyası terk etmek. Peki kıyas hangi anlamlarda kullanılır? Bunlardan birisi usulü kıyas, terimin anlamında kullanılır. İllet birliğin sebebiyle ferdin aslın hükmünü alması. Mesela bu sarhoş edicilik vasfından dolayı şarabın hükmünü başka sarhoş edicilerin dahil edilmesi ya da taşınması, tabi ettirilmesi. Buna biz usul eserlerinde en çok herhalde bu kıyas bahsinde bunu ele alıyoruz. Bir de kıyasın kıyas ile kastedilen bir diğer mefhum genel nitelikli şer'i nas anlamında kullanım. Biraz önce söylediğimiz akit sırasında bulunmayanı satma gibi. Bir diğer kullanımı fıkıhta ve bazı mezheplerce kabul edilmiş yerleşik genel kural anlamındaki kıyas. Mesela Ebu Hanife'nin unutarak yiyen oruçlu kişiyle ilgili olarak rivayet olmasaydı kıyasa göre hüküm verirdim sözündeki kıyas bu anlamdadır. Bu konudaki kıyas yerleşik kural bir şeyin rüknü ortadan kalkınca kendisi de ortadan kalkar ilkesidir. İstisnana başvurma sebepleri üzerinde kısaca söyleyebiliriz birkaç cümleyle. Bunlardan birisi kıyas karşısında daha kuvvetli bir delilin bulunması. Bir diğeri kıyasın istenmeyen sonuçlara yol açması. Güçlük ve zorluğu kaldırma, kolaylığı sağlama ve zararı giderme. Şimdi Ebu Hanife'nin istihsan uygulamaları ile ilgili birkaç örnek şimdi söyleyebiliriz. Mesela 4 rekatlı nafile namaz kılan kişi 2. rekatı oturmadan kılsa kıyasa göre bu namaz sahih olmaz. Mesela İmam Züfer ve İmam Muhammed bu görüşteler. Zira nafile namazlarda her 2 rekat başlı başına birer namazdır.